Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Evet, şimdi Asya piyasalarına dair değerlendirmelerini almak üzere Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz bizlerle birlikte olacak. Sadi, hoş geldin, söz sende. Gizem, merhaba, sen de bugün hoş geldin öncelikle. Şimdi ölüme emtia demişim, lojistik, tedarik zincirleri demişim, Gizem emlak demişim. Tabii Çin deyince de aklımıza ilk gelenler bunlar olsa gerek. Emtiadan başlayayım istersen ve en sıcak aslında günün hareketi ya da gelişmesi diyeyim. Kömür ve demir cevheri fiyatları diyeceğim. Demir cevheri hatırlarsın Gizem, 80 dolarlara düşmüştü, 210-220 dolarlardan. Oradan dipten %40 kadar sekti. Şu an ekranımda 136-137 dolar görüyorum Singapur vadelerinde. Orada tabii Çin'in çelik üretiminde aslında çok düzenli bir yavaşlama vardı Nisan ayından bu yana. Onun Ekim ayının ilk haftasında tekrar hızlandığı tahmin ediliyor. Bir taraftan da çelik işletmelerinin marjları artmış. Dolayısıyla üretim iştahı artıyor olabilir. Öbür taraftan kömür biliyorsun çok konuşuyoruz doğalgazla birlikte ve Çin'de tam böyle kömüre imdat diyerek kömüre sarıldığı bir dönemde bir ne diyelim talihsizlikle yüz yüze, yine iklim olayıyla yüz yüze. Seller var ama seller nasıl diyelim Gizem, bizim Zonguldak deriz hani kömür üretimi deyince en azından eskiden aklımıza öyle gelirdi. Çin'in Zonguldak'ı diyebileceğim bölge, Şanşi bölgesinde seller var. Çok ciddi seller var. 17 bin ev hasar görmüş, 100 binden fazla kişi tahliye edilmiş ve 60'tan fazla da kömür madeni kapatılmış. Şimdi ben bunu bir haber olarak değil de diyeceksin ki neden piyasaları ilgilendiriyor? Şimdi bu eyalet Çin zaten kömür üretiminin %30'unu yapıyor. 4 milyar tona yakın üretimden bahsediyoruz. Onların üretimi de milyar ton düzeyinde. Eyaletteki madenlerin %10'u şu anda devre dışında. Bu kadar da tabii tedariğin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde de kömür vadeleri de bugün tavan yaptı. Aynı zamanda da rekor kırdı. Böyle kabaca bir hesapladım, 217 dolar civarında son derece yüksek termal kömürün fiyatı. Öbür taraftan tabii lojistik dedim ki şey var, bir özellikle Amerika hattında Pasifik'te çok ciddi navlun düşüşleri var ama çok hayra alamet mi emin değilim, iyi haber mi emin değilim. Çünkü artık ciddi şekilde hem Amerikan limanlarında problemler var, hem Çin limanlarında problemler var. Acaba alıcılar ve satıcılar vaz mı geçiyor yavaş yavaş diyorum. Bir de tabii ki artık Home Depot gibi, Walmart gibi çok büyük alıcılar, ithalat nasıl, itici güçleri konteynerleri bıraktı. Kendi charter gemilerini tutmaya başladılar. Bu da etkili olabilir. Son olarak emlak diyeceğim Gizem. Evergrande tabii manşetlerden düşmüş olabilir ama Çin'de genel olarak zaten emlak piyasasında özellikle zayıflar için sorunlar büyüyor. Satışlar düşüyor bir taraftan. Örneğin Pekin'de %80 düşmüş. Şangay'da yine yarı yarıya düşmüş. Çin'in genelinde düşüşler var. Bu da özellikle nakit akışı problemli şirketlerin durumunu giderek zorlaştırıyor. Çok da ödeme takvimi de bir taraftan çok yoğun. Borçlanma faizleri de giderek artıyor ki faiz demişken çöp tahvil tarafında, yüksek getirilik tarafında %18'i aştı. Tabii korkunç bir maliyet demek onlar için. Dolayısıyla bu konuyu da takip etmek lazım. Sadece Evergrande değil, emlak piyasasında da sorunlar var. Sadi, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Yatırım Kulübü'ne tekrar hoş geldiniz. Bugün Pelin Yantur yerine ben sizlere Yatırım Kulübü'nde eşlik edeceğim. Ancak her zaman olduğu gibi Gedik Yatırım'la başlıyoruz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizlerle birlikte. Onurcan Bey, hoş geldiniz. Nasıl piyasa görüyorsunuz? Başlarken artılarda başladık. Bu haftayı ve bugünü sizce neler etkileyecek? Günaydın. İyi yayınlar diliyorum öncelik olarak. Bu son dönemde malum krisi sistemli piyasalarında biraz daha düzeltme hareketlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Burada özellikle küresel çaptaki önemli risk başlıkları, risk iştahı ve üzerinde baskı oluşturan temel gelişmeler. Buradaki risk başlıklarında önemli bir değişim bulunmadığını söylemek lazım. Hani biraz daha alımları tepki alımları olarak yorumlamak mümkün. Bu sabah Borsa İstanbul tarafından, yani yeni haftaya başlangıcında Borsa İstanbul'da biraz daha pozitif bir ayrışma gördük yurt dışına kıyasla.
Ama bunun hani devamlılığı tabii ki küresel tarafta satış baskısını artışı kaydetmesine ve yurt dışı piyasalarda biraz daha satışların derinleşmemesine bağlı. Çünkü yurt içinde doğrudan Borsa İstanbul ve TL varlıkları destekleyecek önemli bir katalizör bulunmuyor. Biraz daha küresel çaptaki fiyatlamaya bağlıyız ama tabii ki günlük bazda sapmalar olabiliyor ama ana trend yurt dışı belirliyor. Endekste kapanış 1398 seviyesinden gerçekleşmişti haftalık kapanış. 1400 seviyesine oldukça yakındı. Bugün bu seviye üzerinde 1400 üzerindeki seviyeleri test edildiğini görüyoruz. Şu an 1406-1407 puan aralığındayız. Bu hafta içerisinde 1400 puan üzerine bir tutunma sağlanabilirse endeks tarafında teknik olarak 1425 seviyesine hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Bu seviye test edilebilir. Ama endeks tarafında bu özellikle Ağustos ayının son bölümünden itibaren başlayan satış baskısının, teknik satış baskısının biraz daha hafifleyebilmesi için ve alımların güç kazanabilmesi için 1425 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğu görüşümüzde korumaya devam ediyoruz. 1400 üzerindeki kalıcılık 1425'e doğru bir fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Ama yükselişlerin devamlılığı biraz daha 1425'in aşılmasına bağlı. Yurt dışında dediğim gibi bu enerji maliyetlerindeki artış eğilimi, enflasyonist ortam ve merkez bankalarının sıkılaşma yönünde atacağı adımlar, bu tarafta oluşan beklentiler fiyatlama üzerinde etkili oluyor. Doların ve Amerika tahvil faizlerinin yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Yine bu da bir risk unsuru olarak, baskı unsuru olarak izlenmeye devam ediliyor olacak arka planda. Endeks tarafında satışların yaşanması durumunda ise 1400 puan altında 1380-1372 bu aralık destek, ilk destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölge altına sarkılırsa da endeks tarafında 1340 seviyesine kadar, Temmuz sonunda yükselişlerin başladığı 1340 seviyesine kadar önemli bir destek bulunmuyor. 1372 altında bu seviyenin test edilebileceğini göz önünde bulundurmak lazım. Biraz daha küresel taraftaki gelişmeleri izliyor olacağız. Endeks pozitif bir başlangıç yaptı. Bu pozitifliğini gün içerisinde koruyabilir. 1400 üzerinde kapanış yapabilirse hani haftaya görece biraz daha olumlu başlangıçla başladığımızı ve 1400 üzerine 1425'te hedeflenebileceğini söyleyebilirim. Ama hafta içerisinde de özellikle Çin gayrimenkul piyasasındaki gelişmeler, yine doğalgaz, petrol fiyatlarının seyri ve bunların enflasyonist ve büyüme tarafta oluşturacağı kaygılar yakından takip edilmeye devam edilmeli diye düşünüyorum. Onur Can Bal, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal'ı ağırladık. Şimdi buradan dönüyoruz araştırma stüdyomuza. Araştırma uzmanımız Çağlar Kuzlukluoğlu bizlerle birlikte olacak. Çağlar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. İki veriyi birden karşıladık. Bir tanesi cari fazla vermemiz oldukça önemli bir konu. Bir diğeri de işsizlik rakamlarını karşıladık. Ne düşünüyorsun, neler var notlarında? Gizem, dikkat çekici nokta aslında işsizlikte veri biraz geriden geldiği için mevcutta dünyada ve Türkiye'de büyümeye ilişkin soru işaretleri varken düzelme tarafının aslında ne kadar sürdürülebilir olacağıydı. Bu bağlamda baktığımız zaman genç işsizlik verisinde de önceki Temmuz verisine göre 23.1'den 22.'ya gerilemeyi görüyoruz mevsim etkisinden arındırılmış veri olarak. Baktığımızda mevsim etkisinden arındırılmış yine Temmuz verisine oranla Ağustos'ta 0.1'lik bir yükseliş var. Ama işsizlik oranında mevsim etkileri dışarıda bırakılarak baktığımızda da yine 12.1 verisinden 12'ye geldiğimizi görüyoruz. Tabii burada verinin geriden gelmesini belki şu veriyle biraz daha destekleyebiliriz. İşkur'un açıkladığı kayıtlı işsiz sayısı var. Kayıtlı işsiz sayısında bilindiği üzere işten çıkarma yasağı Haziran ayı itibariyle sona ermişti. Burada baktığımızda Eylül ayında kayıtlı işsiz sayısının 155 bin arttığını ve Mart ayından itibaren yaklaşık 800 bin civarındaki yükselişte 3 milyon 350 bine yükseldiğini görüyoruz ki işsizlik verileriyle ilgili önümüzdeki dönemde açıklanacak yeni verilerle de bunun detaylarını görmüş olacağız. Öte yandan cari açık tarafında da yeni revize bilgiyle 2020 Ekim'den itibaren ilk kez aylıkta fazla vermiş olduk ki son gelen veriyle 12 aylık cari açığın 27 milyar dolarlar seviyesinden 23 milyar dolarlar seviyesine çekildiğini söyleyebiliriz. Ki aylık açığımız da zaten aylık fazlamızda 528 milyon dolardı. Bu bağlamda 2021 yılı sonu cari denge tahminlerinin geniş ölçekte yaklaşık 24-25 milyar dolarlarla aşağı tarafta işte 12 ila 13 milyar dolarlık açık seviyelerinde geniş bir spektrumda olduğunu söyleyerek cari denge verisini de bu şekilde özetleyebiliriz.
Çağlar, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Araştırma uzmanınız Çağlar Kuzukloğlu'nun da görüşlerini aldık. Şimdi özellikle istihdam rakamlarını bugün yatırım kulübünde masaya yatıracağız. Stüdyoda konuğum Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal bizlerle birlikte olacak. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sinan Alçın aynı zamanda yayınımıza katılacak. Şimdi Fatih Bey, ben ilk etapta ilk sorumu size yönlendirmek istiyorum. Ne görüyorsunuz iş gücü istatistiklerinde Ağustos ayı rakamlarına dair? Bu sizin tabii rakamlarınız daha da önden geliyor. Eylül ayı rakamlarınız zaten toplanmış vaziyette. Bunları da konuşacağız aynı zamanda ama ben ilk etapta Ağustos dönemi özelinde sorayım. Ne var rakamlarda gözünüze çarpan? Çok teşekkürler. Rakamlara baktığımızda aslında iş gücüne katılım, istihdam, işsizlik rakamları hemen hemen geçen ayla aynı seyrediyor. Çok fazla bir değişiklik olmadığını görüyoruz. İş gücünde işte 32 milyon 671 binlik bir rakam var. İşsizlik oranı %12.1 ki geçen ayda %12 olarak açıklanmıştı. İş gücüne katılımda %51.2 geçen ayla hemen hemen tamamen aynı. Biraz daha detayına girdiğimizde sektör olarak farkların olduğunu görüyoruz. Tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerindeki değişime bakıldığında geçen aydan farklı bir tablo söz konusu. Tarım rakamı hemen hemen aynı. 26 bin artmış geçen aya göre. İşte 4 milyon 900 yaklaşık 5 milyonluk bir istihdam rakamından bahsediyoruz. Ama sanayi ve hizmet arasında bir değişim olduğunu görüyoruz. Geçen ay rakamlarında sanayinin düştüğünü görmüştük. 287 bin. Bu ay ise 217 bin arttığını görüyoruz. Hemen hemen geçen ayki kaybı Ağustos'ta kapattığını görüyoruz. Diğer taraftan hizmet ise geçen ay 454 bin artmıştı. Dolayısıyla toplam istihdamdaki en büyük etken, pozitif etken hizmet olmuştu. Bu ay ise 341 bin azaldığını görüyoruz. Nasıl yorumlanabilir? Tabii sanayideki'den önce hizmet biliyorsunuz Türkiye'de istihdamın yaklaşık %55'i ve açıklanan veriler de Ağustos. Ağustos ayı da haliyle turizm sezonuna tekabül ediyor. Dolayısıyla da hizmetteki artış ve azalış bu şekilde açıklanabilir. Yani turizme bağlı olarak bir değişkenlik olduğunu söylemek mümkün. Ağustos ayında azalması normal mi? Normal değil. Aslında biz bu azalışı Eylül'de, Ekim aylarında bekliyoruz. Dolayısıyla Ağustos'ta belki yer değiştirmeler olmuş olabilir. Hani biraz daha detayına girip rakamların daha da çünkü hizmet çok büyük bir kategori. %55'ten ve 16 milyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla mikro segmentler bazında ne tür değişimler olmuş onu anlamak gerekir. Diğer taraftan da önemli bir gösterge biliyorsunuz açıklanan veriler dar kapsamlı işsizlik rakamları %12. Diğer taraftan geniş kapsamlı yani atıl iş gücüne bakıldığında o daha da önemli. %22'lik bir rakam geçen ay %23.7 olarak açıklanmıştı. Geçen aya göre yani Temmuz ayına göre %1.7 puanlık bir düşüş olduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan da işsizlik %12, atıl %22 olarak bakıldığında aslında gerçek işsizliğin toplam bir o kadar daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Yani 3.9 milyon işsiz var ise ve bu %12'ye tekabül ediyorsa %22'lik oranda bir o kadar daha yaklaşık 3.5 milyonluk bir işsiz kadrosunun daha olduğunu söylemek mümkün. Bildiğiniz gibi atıl iş gücünde potansiyel iş gücü devre işine alınıyor. Yani hali hazırda iş aramıyor ama iş olursa çalışırım diyenler. Ve zamana bağlı eksik istihdam devreye alınıyor. Burada da part-time çalışanlar var. Onlar da haftada 40 saatten az çalışan ama eğer mümkün olursa full-time bir işe geçmek isterim diyen kitle. Bunları da eklediğimizde toplam atıl işsizlik oranı %22. Bu rakamda en az hatta daha fazla işsizlik rakamından daha önemli olduğunu düşünüyorum geniş tanımlı işsizliğin. Son olarak da genç işsizlik rakamında %22.7 ve istihdam oranı yaklaşık %32.6. Bu rakamın her zaman söylediğimiz gibi artması lazım. %20-25 bandı iyi bir band değil genç işsizliği adına rakamların hala orada seyrettiğini görüyoruz. Şimdi Sinan Bey'e de sormak istiyorum. Sinan Bey hoş geldiniz siz de yayınımıza. Siz ne düşündünüz işsizlik rakamları ile ilgili ne görüyorsunuz bültende Ağustos ayı rakamlarına dair? Yani Ağustos ayı rakamı tabii en son revize edilen haliyle Temmuz'da 12.1'e çekilmiş. Dolayısıyla bir değişim yok gibi gözüküyor ama alt kalemlerde az önce Fatih Bey'in vurguladığı yani sektörler içerisindeki istihdam bileşimleri oldukça değişmiş. Dikkat çeken hizmetler var. Şimdi Temmuz ayında 454 bin kişi daha fazla istihdam edilmiş hizmet sektöründe. Bir ay sonra Ağustos ayında 217 bin kişi daha az istihdam edilmeye başlanmış. Şimdi bu
Tabii şöyle belki anlaşılabilir. İşte turizm sektöründeki canlanma Temmuz ayında esas itibariyle başladı ve nitelikli istihdam da o dönemde ortaya çıktı diye düşünülebilir belki. Fakat bir önceki ayı hatırlayacak olursak, daha doğrusu Ağustos'u şimdi konuşuyoruz, iki önceki ay Haziran ayında da tarım sektöründe tırnak içinde söylüyorum, muazzam bir istihdam artışı olmuştu. Ama bu istihdam artışını diğer verilere yansımasında görememiştik. Tabii bu şunu getiriyor beraberinde, bu TÜİK'in yaptığı hesaplama biliyorsunuz Ocak ayından itibaren değişti yöntem. Ve özellikle işte atıl iş gücü oranı dediğimiz daha fazla kesimi ilgilendiren, yani güvencesiz işleri veyahut da hani mevcut bir işte çalıştığı ama başka bir işten çağrıldığı anda gidebilecek pozisyonda olanları da gösteren kısım, açıkçası Haziran'daki tarım sektöründeki büyük hareket, yine hizmet sektöründe şimdi Temmuz'dan Ağustos'a doğru geçtiğimizde ortaya çıkan büyük hareket, benim zihnimde bu özellikle atıl iş gücü oranı hesaplarında da benzer biçimde dramatik hareketler gerektirir diye bir şey yaratıyor açıkçası. Çünkü bu kadar güçlü sert hareketlerin olması istihdamda sektörlerde, bilmiyorum istatistiki açıdan nasıl açıklanır ama ekonomik anlamda çok şey değil, yani açıklanabilir değil. Bu bir. İkincisi, cinsiyette açısından baktığımızda Temmuz'dan Ağustos'a geçerken çok yine dramatik diyebileceğimiz bir değişim var. Yani iş gücüne dahil olmayan nüfusta kadınlarda 245 bin kişi artmış. Yani 245 bin kadın Temmuz'dan Ağustos'a geçildiğinde ben iş gücüne dahil olmuyorum demiş ama erkeklerde de 154 bin kişi daha önceden iş gücüne dahil değilken ben iş gücüne dahil olmak istiyorum demiş. Dolayısıyla iş gücü piyasası açısından hani cinsiyet yönüyle baktığımızda bir trade-off ortaya çıkmış. Yani kadınlar iş gücünden çıkmış bir anlamda, bu demin verdiğim sayı ölçüsünde ona yakın bir oranda da, yakın demeyelim ama yarısından biraz fazla oranda da erkeklerde iş gücüne dahil olma ortaya çıkmış. Bunlar tabii özellikle bu veri setinin şu an çok geriye doğru gitmiyor oluşu, yani bu yeni hesaplama yönteminde doğal olarak hani kabul edilebilir bazı istatistiki sapmalar veyahut da hareketler de bize gösteriyor. Yine biliyorsunuz daha önceki hesaplamada 3 ayın ortalaması olarak görüyorduk verileri. Yani mesela Ağustos ayı verisi aslında kendinden önceki Temmuz ve kendinden sonraki Eylül ayından da bazı şeyler içeriyordu ortalama. Burada aylık veriler, spot diyebiliriz. Dolayısıyla bu statik karşılaştırma getirdiği için de sert hareketler de ortaya çıkabiliyor. Yani ilk elden söyleyebileceklerim bunlar Gizem Hanım. Sinan Bey, şunu merak ediyorum ben. Verilere dair her ikinizin de yorumlarını aldım zaten de biraz önümüze aslında bakmak istiyorum, önümüzdeki döneme. Şimdi mesela şunu merak ediyorum. İstihdamı sektörel dağılımında Türkiye'deki en büyük pasta hizmet sektöründe yer alıyor. %55 mesela Ağustos ayı rakamlarına göre. Bu sağlıklı bir kompozisyon mudur? Yani diğer bizimle benzer ekonomilere baktığınızda hizmet sektörünün toplam istihdamın yarısını oluşturması sağlıklı mıdır? Bunu şundan dolayı soruyorum. Yani önümüzdeki dönemde teknolojik gelişmeler burayı nasıl etkileyecek? Kendi teknolojik gelişmeyi de geçtim. Kendi içerimizde mesela alım gücü düşerse şayet bu durumda hizmet sektörünün büyümesi ve istihdam yaratması mümkün olabilir mi sizce? Çok güzel bir soru bence. Şöyle, bu sadece geleceğe dönük değil de aslında biraz geçmişe gidersek son 40 yılın sorunu bütün dünya ekonomisinde. Yani muazzam bir hizmetleşme eğilimi görüyoruz. Bu tabii hizmet sektörleri dediğimiz sektörler de kendi içerisinde mesela gelişmiş ülkelerde daha çok tasarım, yazılım alanlarında yoğunlaşırken gelişmekte olan ülkelerde işte konvansiyonel diyebileceğimiz eğitim, sağlık, yine konvansiyonel finans sektörlerinde yoğunlaşıyor. Şimdi pandemi süreci özellikle bize şunu gösterdi ki, yani çok güçlü bir rüzgar geldiğinde yine ilk dağılacak olan hizmet sektörü oluyor. Bu da normal çünkü aslında hizmet sektörü dediğimiz sektörler bütünlüklü olarak sanayiyi besleyen sektörler. Yine kentleşmenin ortaya çıkarmış olduğu işte daha sağlıklı yaşam veyahut da eğitim, kültür aktivitelerindeki artış, finansal borçlanma gereklerindeki yoğunlaşma, bunların yarattığı bir alan. Dolayısıyla aslında core ekonomik faaliyeti destekleyici nitelikteki bir sektör. Bu açıdan kesinlikle bu pandemi dönemi bizde özellikle genç nüfusunda 13 milyona yakın olduğunu hesaba kattığımızda
sanayi sektörünün kesinlikle güçlendirilmesi gereken, özellikle bu tip dönemlerde sektör olduğu, hizmet sektörünün onu destekleyecek biçimde de kendi içinde dönüşmesi. Yani ne demek bu? Konvansiyonel alanlardan, örneğin geleneksel finans alanlarından belki fintech alanlarına doğru veyahut da işte yazılıma doğru, tasarıma doğru bir kendi içerisinde değişim göstermesi gerekiyor. Çünkü burada işte bu ayda, yani Temmuz'dan Ağustos'a geçtiğimizde de görüyoruz, çok hızlı hareketler oluyor. Yani hizmet sektöründe hızlı istihdam yaratılıyor, doğru, ama hızlı da istihdam kaybı olabiliyor. Yine çalışanlar açısından da hani sadece 0-1 veya siyah beyaz diye düşünemeyiz. Gri alanlar var. Ne demek bu? Yani çalıştığı işte düşük ücret veyahut da düşük sosyal hak ya da güvencesiz istihdamın ortaya çıktığı alanlara baktığımızda da hizmet sektörü burada ilk sırada yer alıyor. Dolayısıyla burada bu şişme çok sağlıklı bir şişkinlik değil. Kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbetimize. Ancak şimdi yatırım kulübüne kısa bir ara veriyoruz. Yatırım kulübüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih Bey, buradaki sorumu size sormak istiyorum. Şimdi sizin veriler tabii daha da yeni, güncel. Evet. Eylül ayı rakamlarıyla ilgili paylaşacağımız bazı şeyler var. Şimdi sizin özellikle Eylül ayı rakamlarınızda özellikle yeni ilan sayısında rekor var. Toplam ilan sayısında rekor var. Bu ne ifade ediyor? Yani işsizliğimiz de çok bizim, ilan da çok. İşveren istediği çalışanı bulamıyor mu? Çalışan istediği işi mi bulamıyor? Neden böyle bir rakam çıkıyor karşımıza? Çok teşekkürler. Aslında ekrana da yansıtırsak hakikaten dediğiniz gibi toplam ilan rakamlarında da, yeni ilan rakamlarında da biz pandeminin aslında bu Mayıs ayından beri, Eylül ayından beri, yani Eylül 2020 den beri bir artış olduğunu görüyoruz. Grafikte de görülecektir. Bizim en çok dikkat ettiğimiz burada yeni ilan rakamları. Yeni ilan rakamları çok daha kritik. Bu yeni ilandan kastettiğimiz Kariyer.net'te ilanlar yaklaşık 30 gün yayında kalıyor. Hı. Yeni ilanlar daha önce de yayında olmamış, sıfırdan sadece o ay hayata geçirilmiş olan ilan sayısını gösteriyor. Buna bakıldığında da hep şimdi iki şekilde biz kıyaslıyoruz rakamları. Sadece 2020'ye bakmak yeterli olmuyor. Çünkü bir baz etkisi var. 2020 pandeminin olduğu bir yıl olduğu için geçen sene bu vakitler. 2019'da da kıyaslamak gerekiyor rakamları doğru yorumlamak için. 2019 yılıyla kıyaslandığında toplamda %54, yeni ilanda ise %64'lük bir ilan artışı var. 2020 ile kıyaslandığında %30 ve %72 aynı rakamlar. Dolayısıyla her iki rakamda da hem geçen seneye hem de iki sene öncesine göre bir artış olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar aynı zamanda bizim hani Kariyer.net'te şimdiye kadar yayınladığımız en yüksek ilan rakamları. Bu şunu gösteriyor. Aslında bir hareketlenme var. Pandeminin aslında bu yavaş yavaş sonlanması, açılmaların başlaması vesaireyle birlikte rakamların arttığını görüyoruz. Bütün sektörlerin burada payı var. Çünkü biz 22 senelik bir firmayız. Sadece bir sektöre hitap etmiyoruz. Bütün sektörlere hitap ediyoruz. Dolayısıyla bir artış olduğu zaman genelde bizde homojen olarak bütün sektörlerdeki kıpırdanmanın etkisi oluyor. Türkiye'nin tabii ki demin bahsettiğimiz gibi istihdamdaki işte hizmet sektörünün ağırlığı Kariyer.net için de aynı şekilde geçerli. %55 diye bahsetmiştik demin. Dolayısıyla bizde de hizmet rakamları çok yukarıda. İşin olsun rakamlarından bahsetmek isterim. Çünkü işin olsun da mavi yakaya hizmet eden bizim ürünümüz. İşin olsun rakamlarına bakıldığında da aynı şekilde 2019 yılına göre %161'lik, 2020 yılına göre de %69'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biraz önce gördüğümüz hem beyaz yakada Kariyer.net'te hem mavi yakaya hizmet veren işin olsun da rakamların çok yüksek olduğunu söylemek mümkün. Mavi yaka arayan işverenlerin ilanlarında bu şekilde kadar yüksek. Sektörel verilerden bahsedeyim. Hangi sektörlerden geliyor, hangi sektörlerden gelemiyor veyahut da yavaşlayan sektörler hangisi? Artışta olanlara bakıldığında aslında Eylül 2021 döneminde hemen hemen her sektörde, yani 20'nin üzerinde sektörde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış durumdayız. Özellikle hangi sektörlerde diye bakarsak, yani 2019 yılıyla kıyaslayacağım çünkü dediğim gibi 2020 pandemi yılıydı. Üretim, yapı, otomotiv, gıda, elektrik, elektronik, maden, metal, sanayi, taşımacılık sektöründe ilan sayılarının 2019'a göre iki kat arttığını görüyoruz. Yavaşlayan veyahut da artmayan sektörlerde de özellikle turizmi ilk sıraya koymak lazım.
Ortalama ilan sayısında bir artış var. Ama 2021 ortalamasının altında olduğunu görüyoruz. Hızlı tüketim ve havacılık sektörlerinde de artış devam ediyor ama henüz 2019 yılına yakalayamamış durumdayız. En çok yayınlanan ilanlar da şu an ekranda olduğu üzere biraz önce söylediğim gibi hizmet sektörü tabii ki bizde de çok revaçta olan bir ilan. Ama diğer taraftan ilk ona bakıldığında sadece hizmet olmadığını da göreceksiniz. Bilişim, özellikle yazılım geliştirme uzmanı, bu bütün e-ticaretteki hareketlenme, startupların artması bir türlü sebep söyleyebilirsiniz. Kariyer.net ilanlarına da yansıyor ve bilişimle ilgili ilanlar aslında son 5 senedir her zaman ilk 3'te bilişimle ilgili pozisyonların ilanlarını görüyoruz. Aynı şekilde endüstriyel ürünler, üretim mühendisi gibi pozisyonları yine ilk 10'da yer aldığını hizmet görüyoruz. Hizmet ve sanayi yani. Hizmet, sanayi, eğitim, otomotiv, onlarda da aynı şekilde bir hareket olduğunu görüyoruz. Eğitim birazcık sezonsal tabii ki Eylül ayının verilerini açıkladığımız için. İşin olsuna bakıldığında da yine direkt hizmetle ilgili pozisyonların olduğunu görüyoruz. Garson, temizlik görevlisi vesaire gibi. Aslında genel olarak Eylül ayını bu şekilde özetleyebiliriz. Fatih Bey, süremiz çok kısa kaldığı için Sinan Bey'e de söz kalsın istiyorum ama sizin aynı zamanda iki tane daha araştırmayı soracağım ben size. Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla ve uzaktan çalışma ilişkisi. Zaten Sinan Bey'e de son sorum bu olacak. İki tane ekrana getireceğim grafik var. Bunlarla ilgili ne düşünmemiz lazım? Tabii aslında bu tablolar şunu gösteriyor. Uzaktan çalışma çok 1,5 senedir çok konuştuğumuz bir mevzu. Uzaktan çalışmanın daha çok gayri safi milli hasılası yüksek ülkelerde daha revaçta olduğunu. Bunu tahmin de edebiliriz ama rakamlarla da bu destekleniyor. Sağa doğru gittiğinizde gayri safi milli hasılası yüksek olan ülkeleri görüyorsunuz ve Y aksi de uzaktan çalışma oranını gösteriyor. Dolayısıyla gittikçe daha fazla artıyor. Şu anda ekranda olan göstergede de bütün Avrupa ülkelerindeki uzaktan çalışma oranları var. Bu da yine gayri safi milli hasılaya oranıyla aslında eşleştirilerek bakılıyor. Rakam şunu söylüyor soldaki ufak yazılar. Yüzde yaklaşık 30 bin doların altında gayri safi milli hasılası olan ülkelerde uzaktan çalışma oranlarının yaklaşık %25 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bu oran, biz de o kategoride olduğumuz için yaklaşık %23. Aslında çok konuştuğumuz bu uzaktan çalışmanın Türkiye'de %23'lük bir kesim için geçerli olduğunu gösteriyor. En yüksek rakam da %100 değil. Soldaki ülkelere bakıldığında, bize göre daha gelişmiş olan ülkelere bakıldığında örneğin 45'te İsviçre var mesela. Aynen, İsviçre'de %45'lik bir oran olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da aslında hani Türkiye bu anlamda kötü bir yerde değil. Her 4 pozisyondan ya da işten birisinde uzaktan çalışmanın geçerli olduğunu gösteriyor bu tablo. Fatih Bey, çok teşekkür ediyorum. Sinan Bey'e de vakit kalmadı, çok özür diliyorum Sinan Bey. Süremizin maalesef sonuna geldik ama son bir not olarak şunu sorabilir miyim size kısaca? Bu sorun nasıl çözülebilir? Çok temel birkaç bilgi verirseniz çok sevinirim son söz olarak. Yani burada emek arz eğrisi geriye büküktür. Sebebi de Fatih Bey'in örneklediği biçimiyle gelir etkisi. Yani gelir arttığında insanlar daha fazla boş vaktini satın alırlar. Yani bugün Hollanda'da, Belçika'da haftalık 4 günlük çalışma sürelerinin tartışılmasının gerisinde bu yatıyor. Yani esaslı olarak bunu konuşmak lazım. Bu kadar çok çalışmalı mıyız? Sinan Bey, çok teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için hem Sinan Bey hem de Fatih Bey çok teşekkür ediyorum. Ve yatırım kulübünü böylece sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Şimdi Asya piyasalarından son notları almak üzere Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı ile birlikteyiz. Ersoy, merhabalar, söz sende. Gizem, merhaba. Evet, Asya'da genel olarak pozitif bir hava vardı. Özellikle Japonya ve Hong Kong yükselişte başı çekti. Zayıf yen ve Hong Kong'daki Çinli teknolojisi hisseleri bugün yükselenler arasındaydı. Diğer taraftan petrol piyasasındaki yükseliş hız kesmiyor. Amerikan türü petrol WTI 81 doların da üzerine geçti. 2014 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyede. Brent'te 84 dolara yaklaştı. Uluslararası enerji krizi ve şu andaki yeni bir üretim gelmemesi petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Aramco'dan da açıklama vardı. Gizem, 500 bin
varillik günlük artış var talepte dedi. Bütün bunlar fiyatları yukarı çekiyor. Son olarak da Orta Doğu'da, Suudi Arabistan'da Aramco'dan sonra çok dikkat çeken bir halka arz olmuştu. Aqua enerji şirketi bugün işlem görmeye başladı ve işlem gördüğü ilk günde de %30 yükseldi. Son dönemdeki halka arzlarda bu bölgede yüksek talep gelmeye devam ediyor. Gizem? Ersoy, çok teşekkürler aktardıkların için. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.